Herkese merhabalar. Bugün yepyeni bir kitap videosuyla uzun bir aradan sonra sizlerle birlikteyim. Ve bugün sizlere İnan Acılıoğlu'nun İşte Y Kuşağı adlı kitabı neden okumalısınız onu paylaşıyor olacağım. Fakat kitaba geçmeden önce sizlere aktarmak istediğim bir iki tane önemli konu var. Bunlardan ilki mikrofon. Aslında mikrofonun ne özelliği var diyecekseniz bu Türkiye'den ailemin bana doğum günü hediyesi olarak gönderdiği bir mikrofon. Doğum günü hediyesi olarak Türkiye'den bana hediye ulaştırmış olmaları gerçekten benim için çok kıymetli ve işime yarayacak, sizlere de daha kaliteli bir ses ulaştırmamı sağlayacak bir hediye olduğu için ayrıca kıymetli bir hediye. O yüzden bu video vesilesiyle onlara buradan çok teşekkür ediyorum. Bir diğer önemli konu da aslında 1000 aboneyi geçmiş olmam. Sizlerin sayesinde 1000 aboneyi geçtik ve bu konuda sizlere gerçekten çok büyük bir teşekkür borçluyum. Kanala abone olan, yorum yapan, arkadaşlarıyla paylaşan herkese çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde bu kanalın biraz daha ileri taşıyabileceğime inanıyorum. 1000 abone benim için gerçekten önemli bir kilometre taşıydı. Buna ulaşmış olmak sizlerin sayesinde çok kıymetli. O yüzden tekrar çok teşekkür ederim. Hala abone değilseniz abone olarak, videoları paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Evet, üçüncü paylaşmak istediğim konuysa çekiliş konusu. Bildiğiniz gibi bir önceki kitap videolarımda, her kitap videomda bir arkadaşıma bir kitap hediye etmeyi planlamıştım. Fakat şu an 1000 aboneyi geçtiğimiz için bu videoda yapacağım çekilişte 3 arkadaşıma birer tane kitap hediye etmek istiyorum. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken kanala abone olduktan sonra aşağıya en sevdiğiniz kitaplardan bir ya da birkaç tanesini yorum olarak yazmak. Bir kişiye birden fazla çekiliş hakkı veremeyeceğim. Haksızlık olmaması için. Son olarak paylaşmak istediğim konu da aslında Mount & Blade oyunu. Ben uzun zamandır, yaklaşık bir 5 yıldır bu oyunu ara ara oynuyorum. Benim zaman geçirmek için kullandığım çok güzel bir oyun. Twitch üzerinden yayın yapan bir arkadaşım görüp buna özenerek birazcık bu oyunu artık standart günlerde oynayıp sizlerle paylaşıyor olmak istedim. O da çarşamba günleri İngiltere saatiyle saat 9 ile 11 arasında Twitch'ten canlı olarak Mount & Blade Warband oyununu oynayıp sizlerle paylaşıyor olacağım. Aldığım kayıtları da cumartesi günleri yine YouTube kanalı üzerinden sizlerle paylaşıyor olacağım. Eğer bu oyuna da merakınız varsa orada sizleri de beklerim. Evet, sanırım reklamları bitirdiğimize göre isterseniz fazla vakit kaybetmeden kitaba geçelim. Kitapla ilgili öncelikle yazara bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi bu kitabı özel olarak eşim adına şahsen imzalamıştı. Kocaeli Kitap Bastası'ndaki bir imza gününde kendisine gerçekten teşekkür ederim. Kitap Y kuşağının gözünden farklı kuşakların çatışmalarını ve bu kuşaklar arasındaki farklılıkları kök nedenleriyle çok güzel açıklıyor. Fakat bunları açıklarken sadece açıklamakla kalmıyor. Farklı sektörlerden, farklı yaş grubundaki kişilerin tecrübelerini de sizlere alıntılar yaparak aktarıyor. Bunlar sayesinde de aslında pratik, uygulanabilir, çok güzel iletişiminizi güçlendirecek bilgiler edinmiş oluyorsunuz. Ben yaklaşık olarak 11 yıldır özel sektörde çalışıyorum. Farklı alanlarda, farklı pozisyonlarda çalışma imkanı buldum. Bu çalışma hayatım boyunca da farklı seviyeden yöneticilerle ya da ekip arkadaşlarıyla çalışma şansı edindim. Bu çalışma imkanımda farklı kişileri gözlemlerken gördüğüm çok net bir şey vardı. Her seviyede her kişinin kendine ait bir mizacı var. Yani herkes aynı değil. Herkesin kendine ait, kendine farklı bir üslubu var. Fakat biraz daha dikkatli baktığınızda benzer kuşakların benzer davranışlar sergilediğini çok net görebiliyorsunuz. Peki bu sizin işinize nasıl yarar? Aslında İş dünyasında yaşanan iletişim problemleri en büyük sürtünme kaynağı. Eğer siz farklı seviyelerdeki, farklı yaş grubunda ya da farklı kuşaklardaki kişilerle iletişiminizi doğru seviyede ayarlayabilirseniz, doğru dengeyi kurabilirseniz, bu birçok sürtünmenin ortadan kalkmasına ve sizin iletişiminizin çok güçlenmesine sebep olacaktır. Bu güçlenme sayesinde de aslında iş yaşamındaki konfor alanınız genişleyecektir. İş yapış biçiminiz çok daha kolay bir hale gelecektir. Çeşitli kaynaklarda kuşakların başlangıç ve bitiş tarihleri hafif değişkenlikler gösterse de genel olarak 1980 ve 2000 yılları arasındaki kuşağın Y kuşağı olarak tanımlandığını kabul edebiliriz. Bu kabule baktığımız zaman ben 1990 doğumlu birisi olarak aslında bu kuşağın tam ortasında yer alıyorum. Ve bu benim Y kuşağının birçok genel özelliğini de sahip olmama sebep oluyor. Aslına bakarsanız ben bunlara sahip olduğumu kitabı okuyana kadar farkında değildim. Aslında bu kitabı okumak için çok önemli bir sebep. Çünkü kendi karakter özelliklerinizi, kuşak özelliklerinizi öğrendiğiniz zaman diğer kuşaklarla nasıl iletişim kuracağınızı da öğreniyorsunuz. Bu bence kitabı okumak için önemli bir kriter. Kitapta kendime ait çok fazla şey bulduğum için çok fazla not aldım. Fakat hepsini burada sizlerle paylaşıyor olmak yazara haksızlık olurdu. O yüzden sadece aldığım birkaç tane önemli konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Aldığım notların ilki Y kuşağının kariyer planı ile ilgili. Hiçbir Y kuşağı çalışma hayatına başladığı şirketten emekli olmayı düşünmüyor. Çünkü Y kuşağı farklı tecrübeler, farklı alanlarda yeni pozisyonlar, yeni fırsatları sürekli değerlendirmek istiyorlar. Eskiden bunu şirketler bir maliyet azaltma fırsatı olarak görüyorlardı. Fakat bugün görünmeyen maliyetlerle birlikte işten ayrılan tecrübeli bir çalışanın yeni birisiyle değiştirilmesinin, tecrübeli çalışanın yıllık brüt maaşının 2,5 katına kadar mal olduğunu gösteriyor. Bu da aslında artık bir şirketlerin stratejilerinin değişmesi gerektiğinin çok önemli bir kanıtı. Aldığım bir diğer can alıcı not ise Y kuşağının motivasyon kaynağının kesinlikle para olmadığı. Bildiğiniz gibi X kuşağı biraz daha para ile motive edilebilir bir kuşaktı. Fakat Y kuşağının motivasyon kaynağı kesinlikle para değil. Y kuşağı daha çok gelişim fırsatları ve adalet duygusuna bakıyor. Eğer çalıştığı ortamda adaletin sağlandığına inanmıyorsa veya gelişme fırsatı görmüyorsa kesinlikle orada devam etmek istemiyor. İnan Acılıoğlu kitabında kuşaklar arası çatışmalardan bolca bahsetmiş. Bu bahsettiği çatışmalarda aslında size çok güzel ufak tiyolar da veriyor. Bu çatışmaları nasıl yönetebilirsiniz? Bu yönettiğiniz çatışmalardan ne gibi kazanımlar elde edebilirsiniz? Farklı kuşaklarda ne gibi farklı davranışlar sergilemeniz gerekiyor gibi çok önemli bilgiler de veriyor. Aslına baktığınızda eğer bir Y kuşağı olduğunuzu düşünüyorsanız kesinlikle bu kitabı okumalısınız. Çünkü bu kitap sayesinde iş yaşamındaki iletişim sorunlarınızı çok büyük oranda çözebileceğinize inanıyorum. Çünkü biz farkında değiliz fakat diğer kuşaklarında kendilerine göre haklı oldukları birçok sebepler var. Bizim için kesinlikle haksız olduğunu düşündüğümüz karşı tarafı gözlemleyebilmek, onun neden öyle düşünebildiğini, neden böyle davrandığını anlayabilmek bize çok büyük avantajlar sağlayacaktır. O yüzden Y kuşağının kesinlikle bu kitabı okumasını istiyorum. Ve Y kuşağının şu an çalışma hayatının %33'lük bir kısmını kapsadığını da yazıyor kitap. Bunu düşündüğümüz zaman kitabı kesinlikle her seviyedeki yöneticilerin de okumasının çok büyük fayda sağlayacağına inanıyorum. Evet, kitapla ilgili paylaşmak istediklerim bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Kitaba vermek istediğim puan 10 üzerinden 8. Kitaptan öğrendiğim en önemli bilgi ise aslında Y kuşağının eleştirel yapısı sebebiyle depresyon ve kaygı bozukluklarına çok daha yatkın olduğuydu. Bu hem benim için hem de kitap okuyacak birçok kişi için çok önemli bir bilgi. Eğer bir konuda bu tarz bir sağlık problemine yatkın olduğunuzu bilir ve ona göre davranırsanız bunlardan kaçınabilirsiniz de. Evet, bir kitap videosunu daha sizlerle paylaşmış oldum. Umarım faydalı olmuştur. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki kitap videosunda görüşene dek sağlıcakla kalın, iyi okumalar.